Yunanistan ve Türkiye'yi birleştirecek yeni Kipi İpsala sınır köprüsünün adı Dostluk Köprüsü olacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi nedeniyle 7 Aralık'ta Atina'da Yunanistan Başbakanı Kyriakos Mitsotakis ile bir araya gelmesi sonrası, iki ülke arasındaki dostluk bağlarını güçlendirmeye yönelik çeşitli konuların yanı sıra Meriç Nehri üzerinde yeni bir sınır karayolu köprüsünün inşası da ele alındı. Köprünün yapılacağı alanda karayolları ekipleriyle birlikte incelemeler yapan İpsala Kaymakamı Ömer Sevgili, İpsala Kipi Köprümüzün iki gidiş iki geliş olacak şekilde yenilenmesi ticaret ve turizm açısından önemli bir adım olacaktır. Bu köprüden yılda 2 milyondan fazla yolcu, 200 binden fazla ticari amaçlı tır aracı geçmektedir dedi. Yunanistan ve Türkiye arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik önemli bir adım olarak önümüzdeki yıl Evros'un Kipi bölgesinde yeni İpsala Kipi sınır köprüsünün inşasına başlanması bekleniyor. Bu köprü iki ülke arasında sadece fiziksel bir bağlantı sağlamak kalmayıp aynı zamanda ikili ilişkilerin geliştirilmesine de katkıda bulunacak. Kipi İpsala sınır yolu üzerinde mevcut Kipi Köprüsü'nün yanında yer alacak. Köprü Dostluk Köprüsü olarak adlandırılacak ve böylece iki ülke arasındaki olumlu ilişkilerin bir simgesi olacak. Yeni köprünün tasarımı 811 metre uzunluğunda ve 3 açıklı bir dışa çekilmiş kablo askılı köprü olacak şekilde planlandı. Köprü yön başına 2 şerit, bir acil durum şeridi ve her bir taraf için kaldırımlara sahip olacak. Türkiye Yunanistan'ın Egnat otoyolu üzerinden Pan-Avrupa koridoru ve Balkan ülkeleriyle olan işlevsel bağlantısında hizmet edecek ve Yunanistan için doğrudan ekonomik faydalar sağlayacak. İnşa edilecek köprü, iki ülke arasında sadece ulaşımı kolaylaştırmakla kalmayacak, aynı zamanda ekonomik ve kültürel alışverişi de teşvik edecek bir yapı olarak öne çıkacak.